Sevgili arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet Kılıç. Bugünkü videoda sizlere arkadaşlar sarkaçtan ve diğer bir ismiyle pandümden bahsedeceğim. Sarkaç nedir, nerelerde kullanılır, nasıl ortaya çıktı? Bunlarla ilgili sizden çok güzel sorular geldi. Ben de bu videoda sarkaca ve pandüme yer vereyim dedim. Şimdi sarkaç arkadaşlar, şu şekilde size iki tane sarkaç örneği getirdim. Bu akikten olan bir sarkaç. Bu da mercandan olan bir sarkaç. Şimdi öncelikle sarkaç deyince aslında ilk karşımıza radyestezi ilimi çıkıyor. Öncelikle ona bir bakalım. Radyestezi ilimi ne demektir? Arkadaşlar radyestezi şöyle, bütün hepimizin aslında yaydığı bir enerji var. Bizler hepimiz arkadaşlar enerji varlıklarıyız. Görünen görünmeyen, yani buradaki bir kupanın da bir enerjisi var, benim de bir enerjim var. Evrendeki olan bütün her şeyin bir ışınımı, bir enerjisi var arkadaşlar. Ve biz bunların bazılarını beş duyumuzla görebiliyoruz, algılayabiliyoruz, bazılarını da göremiyoruz. Bu göremediklerimizin aslında bilimini inceleyen bilim dalına da radyestezi diyoruz. Radyestezinin İngiltere'de kürsüsü var ve dünyada birçok ülke bunu kullanıyor. Devamlı olarak kullanıyor. Bütün hayatı boyunca kullanıyor. İngiltere, Almanya, Peru, Hindistan, bunun gibi birçok ülkelerde insanlar tüm yaşamların içerisine dahil etmişler. Her şeyi arkadaşlar sarkaçlarına, pandümlerine sorarak yapıyorlar. Çünkü enerji öyle bir şey ki, biz enerjiyle ilgili sadece şimdiki zamandan değil, geçmişten ve gelecekten de haberler alabiliyoruz. Bunun için burada aslında sarkaçı öğrenmek bize bir şekilde de bir rehberlik sağlıyor. Biz her türlü sorduğumuz sorunun cevabını doğru bir şekilde sarkaçtan ve pandemiden alabiliriz öğrendiğimiz zaman. Bunu öğrenmek için de arkadaşlar, aslında sadece çok basit bir şekilde bir kullanımı var. Bugün size bunlardan bahsedeceğim. Bunun eğitimlerini veriyorum. Daha detaylı öğrenmek isteyenler için zaten eğitime geliyorlar, başlıyorlar. Eğer sizler de daha detaylı eğitim almak istiyorsanız eğitimlerime gelebilirsiniz. Ancak bugün günlük kullanımda çok sade bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili bahsedeceğim. Şimdi sarkacımız öncelikle neden oluyor? Şimdi doğal taşlardan sarkaç yapılıyor arkadaşlar. Doğal taşlar derken nelerden bahsediyoruz? İşte kuvarstır, mercandır, akittir, amatisttir. Bu tarz doğal taşlardan veya altın ve gümüşten sarkaç yapabiliyoruz. Yani herhangi bir yüzüğünüzü bile, aslında bir kolyenizin ucunu, altın kolyenizin ucunu bile sarkaç olarak kullanabilirsiniz yanınızda olmadığı zaman sarkacınız. Sarkacı doğal taşlardan ve doğal olan ürünlerden kullanmamızın aslında önemi de, şimdi bizim sorduğumuz soru zaten evrendeki doğal olan enerjilerin yaydıkları sorularla ilgili olduğu için yapay bir şekilde sarkaç olduğunda bize doğru cevap vermeyebiliyor maalesef. Bizim buradaki amacımız ne? %100 doğru yanıt almak. Bunun için de burada doğal taşları kullanıyoruz ve doğaya ait gerçek olan, enerjisi olan taşları veya madenleri kullanabiliyoruz. Burada sarkaçla aslında maden bulma, su bulma çalışmalarında da çok kullanılıyor arkadaşlar. Burada da tabii yerin altında da bunların yaydığı enerjilerden dolayı sarkaçla veya pandülle de birçok arkadaşımız su buluyor. Buna benim eşim de dahil. Kendisi de çok iyi bir sarkaç kullanıyor ve çok güzel sular buluyor bununla. Şimdi sarkacı öncelikle aldığımız zaman bize doğru cevap vermesi için kendimize bir uyumlamamız gerekiyor. Bunu uyumlarken de arkadaşlar öncelikle sarkacı sağ elinize alıp şöyle kalbinize doğru tuttuğunuzda geçmiş, şimdi ve gelecek tüm zamanlardaki radyestezi yeteneğimi kabul ediyorum diyerek uyumlayabilirsiniz. Ve sarkaca benim soracağım sorulara, benim ve bütünün hayrına doğru bir şekilde cevap vermen için seni uyumluyorum demeniz sarkacı uyumlamış olmanız için yeterlidir. Artık bundan sonra bu sizin sarkacınız ve size doğru bir şekilde cevabı verecek. Şimdi arkadaşlar, evrende her şey biliyorsunuz dönüyor. Güneş, tüm gezegenler Güneş'in etrafında dönüyor. Sarkaç da bize dönme şekilleriyle yanıt veriyor. Yani bizim sarkaca soracağımız soruları
Öncelikle evetli ve hayırlı sorular olması gerekiyor. Öncelikle sarkacımızı düz tuttuğumuz zaman %99 arkadaşlar, yani sağ elinizi kullanıyorsanız sağ elinize şöyle işaret ve baş parmağınıza sarkacın ucundan tutun ve sol elinizde şu şekilde dışarıdan hiçbir enerji gelip sarkacı bir farklı blok etmesin enerjisiyle kapatıyoruz ve soruyoruz. Sarkaca diyoruz ki, sarkaç benim evetimi gösterir misin? Ve sarkaç sağdan sola doğru görüyorsunuz değil mi şu şekilde? Şu anda dönüyor. Bu benim evetim arkadaşlar ve %99 bütün herkesin eveti sağdan sola doğrudur. Bu evet demektir. Sarkaç benim hayırımı gösterir misin diyorum. Ve burada da bakın soldan sağa doğru bu sefer dönüyor. Bu da benim hayırımı gösteriyor. Ve dediğim gibi sizin de hayırınız. Yani %99 hayır zaten bu şekilde. Bunu neden %99 diyoruz? Şöyle %1 olarak arkadaşlar bazı sol elini kullanan, solak olan kişilerde çok nadir de olsa bazen bu sol evet, sağ hayır olabiliyor. Ama biz şu anda %99 olan ve genel olanı sadece ben size anlatacağım. Buradan sağdan sola döndüğü zaman evet, soldan sağa döndüğü zaman da hayır demek. Şimdi sarkaca soracağım soruların cevapları evet ve hayır olması gerekiyor. Yani şu şekilde mesela diyorum ki benim bu yaşamımdaki adım Demet mi? Sarkaç evet diyor bana. Peki benim bu yaşamımdaki adım Ayşe mi? Hayır diyor. Sola doğru dönüyor. Şimdi sarkaç öğrenirken arkadaşlar öncelikle bildiğiniz, cevabını bildiğiniz emin olduğunuz soruları sorun. Çünkü bunları sorarak aslında sarkaçlarınıza bir bağ kuruyorsunuz ve sarkaca alışıyorsunuz. Bu da çünkü bir zaman gerektiriyor, devamlı tekrar gerektiriyor arkadaşlar. Onun için sarkaç da daha fazla böyle doğru cevapları versin diye, sizin de eliniz alışsın diye hep cevabını bildiğiniz öncelikle soruları sorun. Ondan sonra cevabını bildiğiniz sorularda bunları uygulayarak devamlı öğreneceksiniz ve daha sonra da cevabını bilmediğiniz geçmişten ve gelecekten, bu arada zaman kavramı sadece biliyorsunuz bizim bu üç boyutlu yaşadığımız dünyada var ama enerjide bir zaman kavramı yoktur. Ve sarkaç da bize enerjiyle ilgili cevap verdiği için, bunda zaman kavramı olmadığı için geçmişten ve gelecekten de ben sarkaca sorular sorabilirim. Sarkaçla arkadaşlar o kadar çok şey yapabiliriz ki size bununla ilgili neler yapabiliriz? Bunları öncelikle bir saymak istiyorum. Bedeninizde hangi çakra blokajlı? Bunu sarkaca sorarak öğrenebilirsiniz. Veya atalarınızdan gelen karmik bağlarınız var, karmik bağlardan olan hastalıklarınız var. Bunları öğrenebilirsiniz, şifalandırabilirsiniz. Eşinizle ilgili, işinizle ilgili ilişki durumunuza bakabilirsiniz arkadaşlar. Sarkaç da, şimdi tabii sadece ben şu an sade bir şekilde anlatıyorum. Evet sağa doğru dönüyor, sola doğru dönüyor. Ancak aslında bu dönmelerin de hepsinin bir anlamı var. Yuvarlak mı dönüyor, işte sağa doğru mu dönüyor, sola doğru mu dönüyor ve yüzdesel sayıları var. Tabii bunlar çok detaylı. Şu an çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Eğitimlerde zaten bunlara giriyoruz. Ancak burada sadece evet ve hayırı öğrenerek de çok kolay bir şekilde yaşamınızda en azından kullanabilirsiniz. Bir şey içeceksiniz. Diyelim ki şu an burada benim bir ıhlamurum var, zencefilli. Mesela bunu diyorum ki bu içecek benim için faydalı mı diyorum. Evet diye dönüyorum. Yani her yediğiniz, içtiğiniz her şeyde arkadaşlar sorabilirsiniz. Size uygun olmayan bütün her şeyi söyleyeceği için en azından rehberlik alabilirsiniz. Zararlı olan şeyleri en azından öğrenebilirsiniz. Veya dediğim gibi eğer bedeninizde bir çakralarınızda bir blokaj varsa veya bir hastalık varsa bunları sarkaçta sorup öğrenebilirsiniz. Yerini tespit edebilirsiniz. Bir başkasında da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela sarkaçta şimdi çakralarla ilgili bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki çakralarımıza baktık. Çakralarımızın bazılarında blokaj var. Diyebilirsiniz ki tüm çakralarımın şifalanmasını niyet ediyorum deyip burada sarkacın şifalandırması için dönmesine izin vererek ve içinizden bildiğiniz dualar okuyabilirsiniz.
Veya Ho'oponopono tekniğindeki seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim diyerek sarkaç dönerek o blokajlı olan çakralarınızı arkadaşlar şifalandırıp dengeye getirebilir. Bu peki ne kadar sürecek dersiniz? O sizin çakralarınız arkadaşlar tam olarak şifalandığında sarkaç kendiliğinden duracak. Çünkü şu anda aslında sarkacı kendim döndürmüyorum. Sarkaç o verdiğim komuta istinaden kendi şifalandırması için kendisi dönüyor. Ne kadar döneceğini de kendi ayarlıyor. 10 dakikada olabilir, 15 dakika olabilir, yarım saat olabilir. Biz sarkaçla uzaktan da şifa çalışmaları yapıyoruz. Bazen 45 dakika sürüyor, bazen yarım saat sürüyor. Tabii danışanın hastalıklarına göre, onun rahatsızlıklarına göre bu süre uzayabiliyor ya da kısalabiliyor. Ve şifalanma çalışması bittiğinde sarkaç kendiliğinden duruyor arkadaşlar zaten. Ve durduğunda zaten biz aslında bu şifanın bittiğini anlayabiliyoruz. Bunu uzaktan bir başkasına siz de yapabilirsiniz. Çünkü sarkaçta mekan ve zaman demiştik yok. Enerjide böyle bir şey yok zaten. Siz de sevdiklerinize, tanıdığınıza uzaktan sadece diyebilirsiniz ki sırt üstü uzan. Sana bir şifa çalışması yapacağım sarkaçta. Bu şifa çalışmasını alıp kabul ediyorum diye niyet et diyebilirsiniz. Siz de onun şifalanması için kanal olmaya niyet ediyorum diyerek siz de şifalandırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sarkaçla aslında o kadar çok soru sorabiliyoruz ki şu an hani size katkı olacak başka neler söyleyebilirim diye düşünüyorum. Mesela biz günlük hayatımızda o kadar çok kullanıyoruz ki bir yere gideceğimiz zaman, bir işimizi yapacağımız zaman hangi yoldan gidelim veya bugün mü gidelim, yarın mı gidelim? Bakın bunda da gün çalışmalarında özellikle arkadaşlar zaman belirlerken mesela sizin için önemli olan diyelim ki bir sunum yapacaksınız, bir görüşmeye gideceksiniz ya da bir söz, nişan, evlilik tarihi belirleyeceksiniz. Bunda da sarkaça tekrar sorabilirsiniz. Sizin için o işiniz için en uygun olan tarihi verecektir arkadaşlar. Burada tabii bunun yüzdeleri var. Yüzdelerini özellikle tabii öğrendiğiniz zaman İşte örnek veriyorum, ayın 15'inde diyelim ki sözünüz olacak. Ayın 15'inde sözüm olsun mu? Evet dedi. İşte peki 15'inde saat kaçta? 1'de olsun mu? 2'de olsun mu? Sizin için en yüksek enerjisi olan günü, zamanı belirleyerek yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Aslında bunu yaptığınızda ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi evrene göre ve olan sorduğunuz şeyin enerjisine göre cevap verdiği için kesinlikle arkadaşlar o yaptığınız gündeki şey neyse çok bolluk bereketle uzun vadeli bir şekilde devam ediyor. Onun için sarkaç gerçekten her an yanınızda bulunması gereken çok güzel bir rehber diyebilirim. Biz markete giderken de kullanıyoruz. Dediğim gibi arabadayken kullanıyoruz hangi yola gidelim diye veya bir şey içeceğimiz zaman kullanıyoruz. Veya o an kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, hemen bir yerdesiniz, kendinizi şifalandırabiliyorsunuz. Çok gerçekten basit, kullanması kolay. Bu taşları da, doğal taşları da her yerden bulabilirsiniz. Kendiniz de sarkaç yapabilirsiniz isterseniz. Bunlar da çok kolay arkadaşlar. Yeter ki bunu kullanın. Bu gerçekten size cevap veriyor. Ve sarkaçı öğrendiğinizde yaşamınızda arkadaşlar o kadar rahatlıyorsunuz ki aslında bir şekilde kendinizin daha kolay bir şekilde yaşıyorsunuz. Yani yaşamınız gerçekten kolaylaşıyor. Çünkü çok danışan bana geldiğinde hep birçok konuyla ilgili kararsızlıklar çok görüyorum. Ve hakikaten kararsız kaldığınız her konuda sarkaca sorabilirsiniz. Ve sarkaç size çok güzel orada rehberlik yapıyor. Sarkaçla başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar sarkaçla mekanların enerjisini dengeliyoruz. Bulunduğunuz evde diyelim ki bir negatif enerji varsa eğer bunu dengeleyebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Evinizde daha sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşayabilirsiniz. Veya iş yerinizde eğer bir negatif enerji varsa, bir enerji kaçağı varsa orada işleriniz iyi gitmeyebilir. Burada da gene sarkaçla o mekan dengeleme yapıyoruz. Orada da iş yerimizin enerjisini yükseltiyoruz ve iş yerine daha bolluk bereketli, çok güzel bir şekilde işleriniz rast geliyor. O kadar çok şey yapabiliyoruz ki şimdi daha ne söyleyebilirim diye bir yandan da düşünüyorum.
Eş uyumunda arkadaşlar veya bir iş kuracaksınız, iş uyumunda gene Serkaç'tan yararlanabiliyorsunuz. Şimdi Serkaç'ın ne demiştik? Yüzdeleri var demiştik. Bunun da tabii bir tablosu var. Eğitimlerde bunu anlatıyorum. %70'ten yukarı olduğu zaman arkadaşlar o eş, o iş her neyse sizin için çok olumlu oluyor ve bir ömür boyu devam ediyor. Onun için bizim yüzdemiz Sarkaç'ta alırken de %70 olarak alıyoruz. %70'in altında olan bir iş ya da bir ilişki uyumunu bunu birebir denedik, danışanlarımızda da gördük arkadaşlar. %70'in altında olduğu zaman o ilişki maalesef gitmiyor veya o iş bereketli olmuyor, sorunlar çıkabiliyor. Onun için işlerde ve eş uyumunda da Sarkaç'tan yararlanabilirsiniz. Yani gelecekle ilgili merak ettiğiniz birçok soruyu sorarak aslında şimdiden kendinize bir şekilde rehberlik almış oluyorsunuz. Daha rahat, daha sağlam adımlar atmış oluyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Eğer Serkaç'la ilgili sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorumlara yazın. Severek cevaplayacağım arkadaşlar. Daha detaylı da eğer eğitim almak isterseniz eğitimlerimi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.